Merhaba Ayşen. Merhaba. Biz bugün Beşiktaş bölgesindeyiz aslında ve çok da güzel, keyifli bir alanınız var. Bu yoğun temponuzu bize aradığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir alan. Teşekkür ederiz. Biz buraya gelirken çok mutlu olduk. Evet, öncelikle hizmetlerinizden önce biz sizi tanıtmak istiyoruz izleyicilerimize. Ayşe Kamburoğlu kimdir? Hoş geldiniz öncelikle. Ben çok kısaca kendimden bahsedeyim. 29 yaşındayım. Üniversiteden mezun olduğum bölüm aslında tekstil benim. Evet. Sanatın birçok alanıyla ilgilendim. Resim yaptım, tekstille ilgilendim, aile işimle ilgilendim. Fakat hani her genç gibi ben de üniversiteden mezun olduğum zaman yapmak istediğim konulardan hangisine profesyonelleşmek istediğimi karar verene kadar birçok tecrübe yaşadım. Evet. Daha sonra asıl kendimi mutlu olduğum, hissettiğim yer olan mutfakla ilgili bir şey yapmaya karar verdim. Tabii bu alanda da profesyonelleşmem gerekiyordu. O yüzden pastry chef eğitimleri aldım. Le Cordon Bleu mezunuyum. Evet. Londra'da çok sevdiğim pastanelerin akademilerine katıldım. Evet. Bu gibi kendimi birkaç donanımla eğitimlerden geçtikten sonra tamam dedim, artık bu işe başlamalıyım. Evet. Ve Arnavutköy'de şu anda bulunduğumuz bu noktayı buldum. Evet. Ve butik ve küçük bir önce adımla başlamak istedim. Aslında buradaki açıklığı görerek açtınız, öyle değil mi? Ve başarı tesadüf değil. Araştırarak, gözlemleyerek bu işi eğitimin alarak başlamak istediniz. Kesinlikle. Evet, buraya dönelim. Burayı açmaya karar verdiniz. Yeri buldunuz. Sonrasındaki gelişmeleri. Yani yeri bulmadan önce de şunu kısaca bir söylemek istiyorum. Ben sipariş alıp kendi evimdeki atölyemden ilk önce sipariş almaya başladım. Orada bir kendime ispat etmek istedim açıkçası. Daha sonra da burada kurumsallaşma kararı aldıktan sonra bu noktayı buldum. Burada çünkü Beşiktaş bölgesi zaten çok sevdiğim bir bölge ve hitap ettiğim kitlenin de Avrupa yakasında daha çok olduğunu fark ettim. Ve bu noktayı buldum. Kaç yıldır hizmet veriyorsunuz? Biz hizmet vermeye başlayalı kurumsal olarak burada 2,5 yıl oldu. 2016 Mart ayında başlamıştık. Aslında ciddi bir süre. Evet. Ama burası da benim eğitimimin bir devamı gibi oldu aslında. Evet. Yani profesyonel anlamda konuşmak gerekirse çok geliştirdik. Yani ilk başladığımız noktadan bugüne kadar hem ben hem ekibim çok şeyler hem öğrendik hem de buraya kattık. Ayşe Hanım, peki hizmetlerimize gelelim öncelikle. Burada hangi hizmetler verilir? Biz daha çok sipariş üzerine çalışıyoruz. Evet. Özellikle pastalarımızı müşterilerimizin talebi üzerine birkaç gün öncesinden sipariş alarak doğum günü pastaları, düğün, nişan, bütün kutlama pastaları olsun. Bunları siparişle yapıyoruz ve gönderimine kadar, bütün servisine kapıya kadar. Kapıya teslim diyebilir miyiz? Evet, evet, evet. Kapıya teslim ediyoruz. Nasıl ulaşıyorlar size? Var mı sosyal medyada yeriniz? Gerçekten sosyal medya çok aktif son zamanlarda. Her sektörde olduğu gibi pastacılıkta da. Daha çok bize Instagram'dan, sosyal medyadan ulaşıyorlar. Ama İzleyicilerimize belirtelim mi? Evet. Miss Delicious Bakery markamızın adı tamamı. Aynı zamanda Miss DB Cake Studio'dan da ikinci bir accountumuz var. İkinci bir markamız kendisi. Çünkü orada da tamamen direkt sipariş müşterimize özel olsun istedik. Artık yani internet sitesinden çok, çünkü insanlar Instagram'ına baktığı için pasta seçerken de Miss DB Cake Studio, yani tamamen pastalarımızın olduğu account. Evet. Oradan rahatlıkla katalog gibi seçebilirler. Her türlü organizasyonda yer alıyorsunuz o zaman ve isteğe göre olabildiğini görüyoruz burada, öyle değil mi? Aynen. Organizasyon firmalarıyla zaten birlikte hareket ettiğimiz de oluyor. Düğünlerde özellikle. Evet. Daha çok kimlere hitap ediyorsunuz? Açıkçası genelde yani bir yaş skalamız yok. Bütün A'dan Z'ye, bütün yaş skalasına hitap ediyoruz. Gencinden yaşlısına. Evet. Çok geniş bir yelpazemiz var, müşteri yelpazemiz. Erkeğinden bayanına, gencinden yaşlısına. Evet. Bütün ihtiyaçlara aslında karşılık verebildiğimizi düşünüyorum artık. Evet. Aslında sektörünüz çok tehlikelere de yol açabilen bir sektör. Evet. Gıda sektörü, öyle değil mi? Hijyen de gerektiren bir durum. Sizin olmazsa olmazlarınızdan da bahsettik ama dikkat ettiğiniz hizmetlerinizi verirken nelerdir? Mesela özellikle butik pastacılıkta şuna çok dikkat etmek lazım. Bu maket pastalar olabiliyor veya çok daha büyük pastalar, içine yabancı madde, yenilemeyen madde de kullanmamız gerekebiliyor. Bunu mutlaka müşteriye belli etmek veya bunu bir kağıtta yazarak vermek çok önemli. Evet. Çünkü burada herhangi bir risk, Allah korusun, hani almaktan biz de çok kaçınıyoruz. Evet.
Burada gerçekten gıda sonuçta insan sağlığı. Evet, başarı tesadüf değil demiştik ama siz aslında yemek istemediğiniz bir ürünü de karşınızdaki misafirlerinize diye adlandırmıştık ya buraya gelenleri de. Evet. Onlara sunmak istemiyoruz diyebiliriz. Öyle değil mi? Evet, biz özellikle hani görsel değil, aynı zamanda pastalarımız doya doya yensin istiyoruz gerçekten. Hani tatlar da bazen müşterilerimiz diyor ki nasıl olsa çok yenmiyor. Biz de diyoruz ki aksine yiyin. Yani çünkü biz lezzete de çok önem veriyoruz. Hani dış görsel olduğu kadar lezzetli ve yenilen pastalar olsun istiyoruz. Çünkü çok gerçekten emek veriyoruz. Hani doğru, ürününden işçiliğine kadar çok dikkatli seçiyoruz içine koyduklarımızı. Aslında burada da hizmet veriyorsunuz değil mi? Küçük bir kafe, butik bir kafe halindesiniz değil mi burada? Evet, yukarıdaki gördüğünüz satış alanımız aynı zamanda bizim küçük bir kafe oturma alanımız. Aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz burada? Orada maksimum 10-12 kişi ağırlanabiliyor. Orayı biz hani burayı kurarken sipariş üzerine olacağını düşündüğümüz için hani müşterilerimiz hem geldiğinde bir kahvesini içsin, aynı zamanda TKV kahve de veriyoruz. Evet. Çok başarılı baristalarımız var. Hem de vitrinde de satışta bahsettiğim gibi cupcake, kek, ekler, cookies, diyet birkaç tane seçenek gibi. Evet. Günlük hep taze çıkan poğaçalar, kruvasanlar gibi. Günlük gelip alabileceğiniz perakende ürünlere de yer veriyoruz. Tabii üzerinde oturum yerleri de yapmışsınız gördüğünüz kadarıyla, öyle değil mi? Peki personel sayınız kaç? Personel sayımız şu anda 6 ekibimiz olarak. Hani şu anda burada kapasitemizle, yani genç bir ekibimiz var. Hepsi alanında çok başarılı. Ve siz burada patronculuk oynuyorsunuz. Bu bir ekip işi, yok. Tamam, ben de ekibin bir parçasıyım zaten. Severek yaptığınız o kadar anlaşılıyor ki buradan Ayşe Hanım, gözlerinizden zaten teşekkür belli. Teşekkür ederim. Evet, aslında şimdi 2,5 yıl öncesine geri dönecek olursak, tüm eğitimlerinizi bunun üzerine yapmasınız ama hedeflerle ve hayallerle kurmuşsunuzdur eminim. Kesinlikle. Ben burayı. Hedef de bitmez, onu biliyoruz ama hayal de bitmez. Bundan sonraki projeleriniz var mı, nelerdir? Var. Yani bizim gerçekten hayalperest bir insanım zaten. Burayı Londra'da gittiğim butik bir pastaneden esinlenerek, böyle butik bir başlangıç olsun diyerek açtım. Artık kendim de yeterli donanıma geldiğimi düşünüyorum. Ekip işi bu tabii ki, ekibimle birlikte. Evet. Artık bir sonraki adıma da çıkabiliriz. Yani daha ikinci bir nokta, daha büyük pastalar hedefimiz. Evet. Hani şu anda tamamından bahsetmeyeceğim çünkü plan aşamasında. Sürpriz diyoruz o zaman. Ama inşallah bir dahaki geldiğinizde daha farklı şeylerle sizi karşılayacağız. Peki Ayşe Hanım, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son olarak da sizi destekleyenlere, ailenize, personellerinize ve müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Gerçekten ekibim burada aile gibiyiz biz. Hepsini çok seviyorum. Hepsi kardeşim gibi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten insanlığa çok bağlı çalışan biriyim. Yani kimseden vazgeçmiyorum. İnşallah uzun yıllar, yaşlanana kadar hep birlikte çalışırız çoğalarak. Aileme de çok destek veriyorum. Bana inanıp cesaretlendirip gurur duyup arkamda oldukları için. Bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum, destekleyen herkese. Biz de İstanbul bölgesinde herkesi bu güler yüzünüze, bu muhteşem enerjili olan yere ve pastalarınıza, yemeğe davet edelim herkesi de. Mutlaka beklerim, size tanışsınlar, sohbet etsinler diye. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Projelerinize ulaştığınızda, vizyonunuzu genişlettiğinizde tekrardan daha farklı bir yerde, daha farklı projelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın Ayşe. Bekleriz. Çok teşekkürler.